الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. رب بَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ فنائنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد Sadegallahü'l-Azim. Evet, çok değerli izleyiciler, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Kardelen Televizyon'da canlı yayında açılışı Cüneyt Ülgür hocamızın yapmış olduğu tilavetle başlattık. Ee, değerli izleyiciler, bugün yine İlahiyat Fakültemiz Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamla beraberiz. Ben hem Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden Cüneyt Ülger Ülgür hocamıza hem de Hasan Yılmaz hocamıza hem şahsım hem televizyonumuz hem de sizler adına hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli katkılarından dolayı önceden kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk değerli hocam. İyisiniz Çok teşekkür inşallah. ediyorum. Allah razı olsun. Sağlığınız afiyetiniz. Sizler de iyisiniz. En son Yasin Suresi'ni beraberce evet, mütalayetistik Ramazan müzakere Ramazan'ın etmiştik. 6. günüydü değerli evet, hocam. Ana Şimdi ana hatlarıyla 25. gün bugün. Evet. elhamdülillah. Ramazan inşallah bizden memnundur. Biz elbette ki memnunuz. İnşallah Allah'ın rızasını elde etmişizdir. İnşallah. Rabbim inşallah yarın idrak edeceğimiz Kadir gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı izleyicilerimizin tebrik ediyor. Mübarek olsun diyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sayın Estağfurullah hocam. Biz e tabii sizler katkı sunduğunuz müddetçe biz sizleri davet ederiz. Allah'ın izniyle ilminizin zekatına i̇nşallah. talip olduğumuzu i̇nşallah. devamlı ifade ediyoruz. Güzel sesli hafızlarımızın da Allahu Teala'nın vermiş olduğu o güzel sesi ve sadayı yine Allah'ın kelamını okumak suretiyle onlardan da bu bu manada bir zekat talep ediyoruz biz. Şimdi tabi inşallah Ramazan memnun olmuştur dediniz hocam. hani bu bir fıkradır anlatılır böyle Evet. Ramazan'dan sonra Nasrettin hocamızın da olduğu bir yerde Ramazan bizden memnun Olmuş mudur olmamış mıdır Tarzında bir takım sohbetler geçince nasrettin hocamız hemen nükteyi yapıştırır Olmuştur olmuştur der Memnun olmasa her evet. sene 10 gün önce gelir miydi Diye böyle bir ifadede bulunur Tabi inşallah Biz imkanlar ölçüsünde yani Tabi memnun etmeye çalışıyoruz Evet. Rabbimin rızasını tahsil etme adına bu mübarek zaman dilimlerini, vakit dilimlerini en güzel şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olanlardan Allah ebediyen razı olsun. Değerli evet. hocam. Çok evet. değerli izleyiciler biz bugün e, ne konuşacağız? E, Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamla tefsir ana bilim dalı öğretim üyesi geçen Yasin suresini şimdi de Yasin'den sonraki bir önceki bir hocam. önceki değil mi? Bir evet, önceki 30'dir. Fatır suresini Fatır suresini. Fatır hakim Cenabı Allah'tır. Fakat o Fatır suresine geçmeden önce önemine inandığım bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok kısa bir iki dakikalık vaktinizi alacağım. Hasan hocam da kusura bakmasın. Çok güzel bir yazı. Bize bakan bir yazı. Bize bakan yönüyle bir yazı. O yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. O yazı şu. İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz başlıklı bir yazı. Vaktiyle Anadolu'da bir köye takvalı, temiz ahlaklı bir imam tayin edilir. Kısa bir zaman zarfında imam köy halkı tarafından çok sevilir. Ramazan ayı gelince köy halkı sırasıyla imamı iftara davet ederler. Sıra komşusunun davetine gelir. Evin hanımı bir miktar birikimi olan parayı saklaması için kocasına verir. Adam parayı sehpanın üzerine koyup orada unutur. Nitekim imam davete icabet edip iftarlarını açarlar. Akşam namazını evde kılıp yatsı namazını kılmak için imam evin beyiyle beraber camiye gitmek için evden ayrılırlar. Evin beyi yatsı namazını kıldıktan sonra evine döner. Sehpanın üzerine koyduğu para aklına gelir. Lakin ortada para yoktur. Hanımı der ki parayı senle ben almadığımıza göre hoca efendi almıştır der. Bunu duyan evin beyi hocadan soğur, eski muhabbet ve sevgisini yitirir hiç aramaz, sormaz. Hatta bir düşman nazarıyla bakar hocaya. Gel zaman, git zaman, bir sonraki Ramazan ayı gelir. Köy halkı sırasıyla hocayı iftara davet ederler. Sıra parası kaybolan ev sahibine gelir. Hanımı kocasına, "Belki hocaya para lazım olmuştur." utanmıştır söylemeye. "Gel biz şeytana uymayalım. Nefsimize yenilip Hocayı iftara davet edelim der. Evin beyi, olur der. Hocayı iftara davet ederler. İftarlar açılır, çaylar içilir. Ev sahibi hocaya, herhalde size karşı bir senedir soğuk davrandığımın farkındasınız der. Hoca, evet sebebini öğrenmek isterim der. Kusurumuza bakmazsanız geçen sene Ramazan iftarı davetimizde, Sehpanın üzerine belli bir miktarda para koymuştum. Cami dönüşü sehpanın üzerinde parayı göremeyince sizin aldığınızı düşündük. Bunu duyan hoca çok üzülür, hatta ağlamaya başlar. Evin sahibi hocanın ağladığını görünce hocayı teselli etmeye çalışır. Hoca der ki: "Ben sizin beni hırsızlıkla itham etmenizi ağlamıyorum. Ben şurada asılı duran duran Kur'an içine ağlıyorum. Zira pencereden esen rüzgar, sehpanın üzerindeki paraları yere savurmuştu. Ben de onları toplayıp duvarda asılı duran Kur'an'ın içine koymuştum. Siz bir yıl içinde Kur'an'ı açmış olsaydınız, paranızın orada olduğunu görürdünüz der. Ben sizin beni hırsızlıkla itham edişinize ağlamıyorum. Kur'an'ın öksüz oluşunu ağlıyorum.'' Evet dostlar imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz kalbimize bir soralım. Ramazan-ı Şerif'in hayrı, bereketi, nuru hepimizin üzerine olsun. Demek ki Kur'an duvarda asılı olmak için değil açılıp okunmak için var. Böyle bir kıssa evet. yaşanmıştır yaşanmamıştır bilemem ama bize çok ibretler sunan bir kıssa. Evet Kur'an ayı Ramazan. Ramazan Kur'an ayı. Ramazanda Kur'anla çok fazla meşguliyetimiz var. Ama ne olur Ramazan ayı geçtikten sonra Kur'an'ı bir dahaki Ramazan'a açmak üzere kapağını kapatıp duvardaki o mutena yerine bırakmayalım. Onunla hemen hemen her gün arkadaş olalım, yoldaş olalım. Ta ki o da bize kabrin karanlığında nur, sıratın üzerinde Burak, cennette de ebedi bir refik olsun inşallah. Evet hocam bu yazıdan sonra tekrar size dönelim. Değerli izleyicilerimiz de lütfen ne olur bizi izliyorlarsa Furkan suresini açsınlar ve Fat değerli hocamla beraber Fatır suresini, Fatır hocam. suresini biz bugün beraber mütala edeceğiz. Acaba bu Fatır suresi bize neler söylüyor? Neler var içerisinde? Rabbimiz bize neler telkin ediyor orada? Onu değerli hocamın o güzel yorumlarıyla öğrenmiş olacağız. Evet hocam buyurun. Değerli hocam, ben de tekrar teşekkür ediyorum. E, sohbet, konuşmama başlamadan önce bizleri izleyen Kardelen Televizyonu'nun çok kıymetli izleyicilerini hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Aşırı şerifle başlayan hocamıza da ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, ben de bir fıkrayla bu Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak meselesiyle ilgili müsaade buyursanız bir fıkrayla başlamak istiyorum. O da Karadeniz. Ben de Trabzonlu olduğum için hani uzun yıllar Erzurumdayım. elhamdülillah. Bizim Temel Dursun'a soruyor ki hocam, benzeri bir yazıyla alakalı. Temel Dursun'a soruyor ki, ula Dursun bu paraları nereye koyuyorsun demiş. Merak etmiş paraları nerede muhafaza ediyor. Paraları nereye koyuyorsun? Dursun da demiş ki, musafa koyayırım onları. Kur'an-ı Kerim'in içinde saklıyormuş evde. E, Temel demiş ki, merak etmiş niye musafa koyuyorsun onları? Hiç duymadığı bir şey. Demiş kimse açıp bakmayı ki. <laughs> yani... Hırsızın aklına bile, ben bu yazıdan önce bu fıkrayı biliyordum, evet. hani musab'da olabileceğini aklına getirmiyor, yalnız bu fıkra epeyce yaygınlaştı ülkemizde, bazı hocalarımız hmm. tarafından da televizyonlarda dile getirildiği için şimdi hırsızlar en önce, yani... Yani Kur'an-ı Kerim'in içine bakıyorlar, bakıyorlar değil mi hocam? Yani evet. Önce bu tabii ki e, Kur'an-ı Kerim aslında okunuyorum Mehmet Hocam. Evet, ülkemizde. Hamdolsun. Hani Elhamdülillah Erzurum'da bin hatimlerimiz. Hatta sizler bu yıl ifade ettiniz Erzurum Müftümüzle beraber değerli Müftümüzle hani bin bir değil bilmem kaç bin. 150 bin, bin'e yakın hatim, hatim okundu Hocam. Yani bin artık sembolik kalıyor. Evet. 100 binin Evet, 100 bin. Bu, üzerinde. Pandemi dolayısıyla tüm dünyadan De. böyle hatimler talep edildi. Okunuyor. 100 ee, binlerce hatim okundu. İnşallah biz bu okulun evet. hatimlerin şahsi hayatımıza ve cemiyet hayatımıza olan Yansıması, yansımalarını da inşallah, yani inşallah görmek, görmek istiyoruz. Yani inşallah dönük, Kur'an'ı evet. anlamaya dönük zaten programlarımızda sizlere de teşekkür ederim hem televizyonumuzda da. ilgili ayetleri anlamak, ayetlerin içeriğine nüfuz etmek ve onu hayatımıza aktarmak. aktarmak. Zaten değerli hocam Kur'an-ı Kerim'i okumak demek yani bir metni okumak yani birine niye okuyorsun denilir mi yani bu soru? yani hayatına katmak için ahlak edinmek, davranışına dönüştürmek için okur. Evet. Yani hatta Muhammed İkbal değerli hocam, Muhammed İkbal küçük yaşlarda Pakistanlı, e, diyor ki ben Kur'an okurdum küçük yaşlarda. Babam eve geldiğinde namazlardan sürekli demiş ki oğlum ne okuyorsun? Görüyor benim babası da hoca, hani Kur'an okuduğumu. İyi iyi oku diyormuş. Devam et oku. Kur'an okuyorum devam et. Ben bunu diyor hep bana sıklıkla tekrar ederdi. Sonradan anladım diyor. Babamın bana oku dediğini hani Oku, yani iyi anla, hayatına kat, Kur'an ahlakıyla ahlaklan. Bunu diyor, Kur'an'ı anlamaya nüfuz ettiğimde anladım. Benzeri bir olay değerli hocam, Seyit Kutup içinde Mısırlı müfessir. Annesi götürürmüş onu Kur'an meclislerine. Hanımlar hani genelde böyle haremlik, selamlık. Ben diyor, oradan duyar kendim de Kur'an'la daha küçük yaşlarda meşgul olurdum. Hep Kur'an'la meşguliyetin daha sonra anlamaya, daha sonra yaşamaya dönüşecek. Elbette. Ama... İşte Kur'anla ilgili Mehmet Bey hocam tilavet var, kıraat var, tertil var, tecvid kavramlarımız var. İnşallah bir başka zaman hani okumayla ilgili kavramların yani lafzını okumak, manasına nüfuz, akılla devreye girerek anlayarak okumak o da yetmez. Tertil. varat tilil Kur'ana tertil yaşayarak, özümseyerek hani bugün modern ifadeyle evet. içselleştirerek okuma var. Bir de tecvid estetik daha bunu güzelleştirerek hem evet. ibadetlerin makbul olabilmesi için hem güzel okumak hem de güzel yaşamaya dönüşmesi lazım. İnşallah ona vesile olur. İnşallah. Surenin değerli hocam Fatır suresinin Önce 29. ayeti de اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ Allah'ın kitabını hakkıyla okuyanlarda inşallah bugün ayete gelince üzerinde duracağız. Şimdi müsaadenizle hocam. Buyurun hocam. Evet. Fatır suresi değerli hocam elimizdeki resmi sıralamada Mustafa'nın resmi sıralamada 35. sure 45 ayettir. Mekki bir suredir. Mekke'nin orta döneminde inmiştir. Yani hicri 6. 7. yıllarda nazil oluyor. Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Habeşistan'a hicretinden sonra Miraç mucizesinden önce nazil oluyor. Ve Yasin, Furkan suresi, Rahman suresi ile birlikte nazil olan bir suredir. Bu surelere baktığımızda daha önce Yasin suresinde de işlemiştik. Hemen hemen Tevhid yani Allah'ın birliğini, Cenab-ı Allah'ın kainatta birliğini gösteren delillerden oluşan e, putların Allah'a ortak olamayacağını. Yani artık de giderek eleştiriyor. Önce biraz zımnen eleştiriyor. Direkt muhatapları karşısına almamak için. Ama Mekki surelerde artık orta dönem Mekke'de nazır olan bir sure. Göreceğiz şirke yönelik eleştiriler var. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki bana bir gösterin bakalım. Hani siz iyi buyurdunuz Mehmet Hocam. Fatıra hakim, evet. mutlak yaratıcı Cenab-ı Allah'tır. Fatıra bir şeyi çekirdeğinden çıkaran, fıtratla da alakalı. Hani çekirdeği şeyden çıkaran, varlıkları o anne karnından, bulundukları rahimlerden çıkaran, ilk defa yaratan, bir şeyi ilk defa var kılan, yoktan var eden manasına evet. geliyor. İşte bizim fıtratımız, efendim çekirdeğin oradan soyutlanıp ortaya çıkması, Cenab-ı Allah'ın yaratıcı olduğunu gösteriyor. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki ey Mekkeli müşrikler bana gösterin bakalım. Putlar neyi yarattı? Putların yarattığı bir şey var mı? Kaldı ki kendilerine bile bir zarar veremiyorlar, bir fayda sağlayamıyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan. Dua etsen işitmiyorlar değil evet, mi? Evet. Aynen bu ayetler Fatır Suresinde geçiyor evet. Mehmet Hocam. Çok çarpıcı bir şekilde gerçekten. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir hedefi var Mehmet Hocam. Tevhidi ikame etmek, Allah'ın birliğini ortaya koymak, etraflıca delilleriyle birlikte ve şirki, tevhidin zıttı olan Allah'a ortak koşmayı veya başka varlıkları Özelde Mekke müşriklerin putları Allah'ın sıfatlarına denk tutmayı bertaraf etmek, şirki kökünden reddetmeye yöneliktir. Tabii bu arada cennet cehennem, emir ve yasaklar yani diğer konularda tevhid eksenli işleniyor. Bu anlamda ...bakın gösterin bakalım bir yarattıkları var mı? Siz bir şey isteseniz la yestecibu lehum. Size karşılık veremezler. Evet. Dolayısıyla yaratamayan Kur'an'a göre mabut olamaz Mehmet hocam. Bu çok temel bir prensiptir. Mutlak yaratıcı da Cenab-ı Allah'tır. Öyleyse nasıl oluyor da hak ve hakikatten döndürülüp de çevrilip de bu putları Allah'a ortak kılıyorsunuz diye. Surenin dördüncü ayeti. فَاَنَّا <laughs> تُقْفَكُونَ Nasıl oluyor da tevhidten size rızık veren, sizi yaratan, yoktan var eden Cenab-ı Allah'ı unutup da başka varlıklar ona denk tutuyorsunuz. Ayetleri geliyor. Değerli hocam suremiz nüzul sırasına göre de 43. suredir. Yani Yasin suresinden sonra nazil olmuş. Yasin suresi 41. sure. 43. suremizde Fatır suresidir diyoruz. Sure 45 ayet oldukça önemli. Birkaç hususu paylaşabilir miyim Mehmet hocam? Tefsire girmezden hay önce hocam. dikkatimi çeken. Tabi. Bu program içinde hazırlandığım esnada gördüm Mehmet hocam. Gerçekten Mekki sureler çok çarpıcı ayetlerden oluşuyor. Hani biz buna camiyet diyoruz. Kur'an'ın kapsamlılığı, veciz söz... Yani lafız az ama mana çok kapsamlı, şumullü. Gerçekten onu hani biraz da demin girdik tevhid, şirk ve başka konular ekseninde Fatır suresinde görmek mümkündür. Evet. Kısa kısa geçiyorum. İki, Mehmet Bey hocam Esma-i Hüsna, Cenab-ı Allah'ın en güzel isimleri Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Özellikle evet Mekke'de, Medine'de geçer ama Mekke'de daha çok yoğunlukla Rab kavramı, Cenab-ı Allah, Lafzatullah her yerde geçer. 2000, 2800 defa Allah kavramı, 1800 defa da Rab kelimesi geçiyor. Hani evet. buna Rahman, Rahim, diğer Rezzak, Fatır gibi evet. isim ve sıfatları kattığımızda sayı giderek Onu biz artıyor. zaten Cenabı Allah için mesela Allah lafzayı celalinden sonra evet. Cenabı Hak için en çok kullanılan ikinci İsm bir ünvan Rab'dır. Rab Rab ondan sonra da Haktır. Evet. Allah'ın bir adı var en başı hak. Evet. Halık'ın ismi tenahi adı var. adı var en başı hak diyor Akif. Evet. Ne büyük şey kul için hakkı hak. tutup kaldırmak. kaldırmak Kur'an'ın da bir adı evet. hak. Evet. O bil hakkı zennahu ve bil hakki nezel Evet. Biz yine surede gelecek. İnna bil hakki besiram ve nazira. Ey peygamber biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak olan, mutlak gerçek olan davet Kur'an-ı Kerim ile seni peygamber olarak gönderdik. Evet. Gerçekten Allah'ın isim ve sıfatlarının çok yoğun geçtiği bir sure Mehmet Hocam. Her Hı. ayetin sonu birazdan göreceğiz. Zaten birinci ayet innek innallahu ala kulli şeyin kadir. İkinci ayet vallahu e, ve huvel azizul hakim. Aziz, hakim, kudret, gafurun şekur. Hep böyle geliyor Mehmet Hocam. Fasılası ra mı hocam? E, radır Mehmet Hocam. Biraz değişiyor sürekli ama Hı. genel harfi fasıla, son harf aliterasyon ses benzerliği açısından tebarekenin de hani mülk demek evet. ki Mekki surelerde böyle ra'nın hani hukmur ra kalın okunan biraz gerçekliği hani e, kalkala harfleriyle hatırlatan yani şirkin adeta kafasına vurulcasına bir hatırlatma var. Bir de uyarıcı bir şey var. Uyarıcı bir. Buna explosion letter diyorlar yani patlamalı harfler. Hı. Mahreci hani isti'la tıbak sıfatı olan harfler. Dolayısıyla böyle de bir manayla hani lafzın manayla da onomatope sanatı diyoruz Mehmet Hı. hocam. Bir yankı, makes buluyor yani. Mesela Kuranda Mehmet Hocam, e, sizler bilirsiniz öyle taşlar vardır ki e, için yarsan içinden su çıkıyor. Hmm. Mesela Lema orada şak kaka gelmesi evet. geçiyor. Şak şak hmm. yani yarsan taşı yardığında ya şak kaku minhulme içinden su çıkıyor. Yani adeta kazmayı vurur gibi işte. Evet. Tabiat seslerinin Kıraatta mahkez bulması. Kur'an'da bunun örnekleri çoktur. Burada var. Hep Esma-i Hüsna'nın çok yoğunluklu geçtiği. Yani Allah'ın mahza hakikaten fıtrat, fatıra hakim, mutlak yaratıcı olduğunu gösteren bir suredir. Bir de camiyeti, kapsamlılığı bunlar önemli. Bir de değerli hocam. Başka surede olmayıp da Kur'an-ı Kerim'de sadece Fatır suresinde olan bazı konular var. Değerli hocam Kur'an-ı Kerim'de her surenin kendine ait bir bütünlüğü vardır. Yani gerçekten 114 surenin kısa surelerde dahil olmak üzere her surede ifade edilen o sureye has anlatımlar ilahi mucizevi anlatımlar vardır. Evet. Bu sureyi diğer sureden farklı kılar. Ee, dolayısıyla sureyi bütünlüğü içerisinde okumamız lazım. Ama sadece sure bütünlüğü yetmez. Şimdi Fatır suresini kendi bütünlüğü içinde okuyacağız. Çünkü Fatır suresinde olup da diğer surelerde geçmeyen belli başlı konular var. Onlar üzerinde duracağım. Bir de bütün Kur'an'da geçen Yine Fatır Suresi'nde vurgulanan, önemine binaen, teekid edilen konular var. Bir de surenin Kur'an'da bütünlüğünü de gözeteceğiz. Yani hmm. Kur'an bütünlüğünü de gözeteceğiz. Bu arada hani Kur'an'ı anlamayla ilgili böyle manaya dönük. Hani ayeti anlamak. Bir ayetten başlayacağız. Sonra sureyi anlamak. Üç surenin de içinde bulduğu bütün Kur'an'ı anlamak. Değerli hocam bir iki hususa işaret edeyim. Hay hay. girelim. Hay girelim. Şimdi surede yoktan var etmek... ...temel bir özellik. Değerli hocam... ...Kuran-ı Kerim'de yaratma meselesi çok geçer. Özellikle Mekki surelerde. 30'a yakın yaratmayla ilgili kelime var. İşte fatara yoktan var etmek. Bunlar arasında nüans, anlam incelikleri var. İşte halaka vardan var etmek. Yani var bir şeyi ondan tekrar yaratmak. Ceale var. Bir şeyi kılmak, yapmak, etmek. enşe var, var kılmak. beda var, eşsiz, sanatkarane... ...yaratmak ki bunlar Haşr suresi sabah namazında okuduğumuz evet. okuduğumuz Levenzelna'da çok yoğunlukla geçer. Dolayısıyla e, Cale var, Bethe var, Enşe var. Bu bize Cenab-ı Allah'ın yaratmanın her türlüsünü bildiğini Yasin suresinde. Ve bela ve hallakul alim. Ve işi gücü yaratmak olan bir yaratıcı ki zımnen putlar bir şey yaratamıyor. Öyleyse yaratamayan varlıkları Allah'a ortak koşmayın. koşmayın. mesajı veriliyor. Surenin zaten tevhid ekseninde vermek istediği mesaj budur. Bir de değerli hocam, burada mesela Fatır'dan farklı olarak vurgulanan dört tane mukayese, meleklerin kanatlı oluşu var Mehmet hocam hemen birinci ayette. Evet. Cenab-ı Allah melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak yarattı. Meleklerle ilgili Kur'an'da çok bilgiler var ama meleklerin kanatlı oluşuna dair bilgi sadece bu surede var. Kanatlı olmak ne demek? Sadece bu surede var izah edeceğiz. Sonra surenin 19, 20, 21, 22, 4 ayetinde dörtlü bir mukayese yapılıyor Mehmet Hocam. Karşılaştırma yapılıyor. Mesela وَمَا ama الْاَعْمَا basir Hiç görenle görmeyen bir olur mu? وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا <وَلَنُّر> nur Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Hayır elbette ki bir değildir. وَلَا الظِّلُّ وَلَا <وَلَلْحَرُّ> harur Gölgeyle sıcaklık وَلَا الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَنْوَاتِ Dirilerle ölüler manen yani yetilerini kaybetmiş canlı ölü yani Onunla gerçekten diri olan melekelerine sahip, okuma, anlama, hani kalpleri var, akle diyor. Gözleri var, hakikati görüyor. Kulakları var, hakikati işitiyor. Bunlar biri olur mu? Hmm. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de bu kavra burada dört mukayese var, sekiz kavram var. Üzerinde duracağız inşallah. inşallah. Kur'an-ı Kerim'de diğer surelerde bunların ikisi var, biri var, ikisi var ama dörtlüsü sadece bu surede var. Evet. Yine değerli hocam Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların Allah'a muhtaç olduğunu ki 15. ayet Ya eyyuhen nas entumul fukara u ilallah ya. Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hani Allah'ın neyine muhtacız Evet bize hava vermesine, bizi beslemesine, bizi yaratmasına ama daha çok değerli hocam biz yüce bir varlıkla aşkın bir varlıkla irtibata geçmek, inanmak zorundayız. Hani tarih boyunca inançsız fertler olmuş bireyler. Ama inançsız toplumlar olmamış, olmamış. Evet. arkeolojik kazılar bize bunu göster. Aslında inancı olmayanında bir inancı var. Bunu felsefi evet, Geçen bari... gün evet, konuşmuştuk evet. onu. Ee, Muhammed Yeşilyurt hocamızla da konuştuk. Evet. Yani bunların e, inanmadığı. İnanmıyorum diyen insanların da mesela bir inancının olduğunu biz biliyoruz diyor. Onlar inanmıyoruz deseler de. Çünkü bu fıtrata aykırı. Çünkü insanın fıtratında bir inanma ihtiyacı var. var. Bu ayet işte fukara, bu ayet. fakir burada maddiydi. Manevi anlamda da bir yoksulluk, bir yüce kudrete sığınma. Ayetin var. satır aralarına gireceğiz hocam şimdi. İlk önce ayeti genel hatlarıyla şöyle bir tanıttık. Kendi özelinde ve Kur'an-ı Kerim'in geneli içerisindeki şey. durumu ve hüviyetini ortaya koyduk. Şimdi Cüneyt hocamızdan bir ilahi dinleyelim. İnşallah. Hay Ondan sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Çok değerli izleyiciler. Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamla Fatır suresini konuşuyoruz. Ne olur siz de Kur'an-ı Kerimlerinizi açın ve bu sureyi en azından ne yapalım? Bu sure bizim elimizden tutsun. Biz de o surenin elinden tutalım. Yani bizi bu sure terbiye etsin. Şu mübarek Ramazan ayı hürmetine gerçekten de böyle bize çok güzel mesajları var. Hocam bahsetti. Halık, Fatır. Ya bir defa yaratılmışız. Mesela insan şöyle bir kendisine dönüp bakacak. Aslında. Beni yaratan biri var. Ve ondan sonra Bedi. Mesela en güzel surette Esiz. yaratan biri var. Bütün bunların hepsini konuşacağız Allah'ın izniyle evet. eden Şimdi biliyorsunuz artık Ramazan'ın son demleri. Artık her tarafta elvedalar başladı. Yani biz merhaba ile başlamıştık mübarek Ramazan'a. Artık her fani gibi bu mübarek Ramazan da 2021 yılının Ramazan'ı da ne yapıyor? Artık bize vedaya hazırlanıyor. Belki de biz ona vedaya hazırlanıyoruz. Şimdi Cüneyt Ülgür hocamızdan bir elveda kasidesi dinleyeceğiz. Evet Cüneyt hocam buyurun söz sizde. Meded رب العالمين الفدا شهر I die. İndi Kur'an sen de hatm oldu Risale cennete benzer bugün camileri bu ümmetin Sen de güllendi gönüller Sen kıl şefaat elveda Sen de affolmazsa bir kul devlet Ehli İslam'a Ramazan'dır Ganimet elveda Sen yarın var isen Elbet huzuri hazrete Kıl kerem maç bizlere babı şefaat elveda Hazreti Hakk'ın Habibi ol Muhammed aşkına oh god رحمتي <applause> رحمن كرسي hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Tabi elveda biraz hüzün de veriyor insana ister istemez. Ee, malumunuz her bölgenin kendisine has bir özelliği var. İşfe'alene Erzurum'da teravihlerin olmazsa olmazı. Yani böyle işfe'alene yevmel arasatı vel mizan. Arasat ve mizan mutlaka bizi bekleyen bir zaman dilimi. Allah'ım o günde sen bize şefaat eyle tarzında. <laughs> evet. Hakikaten Bizi çok uzun bir yolculuk bekliyor. Bizim memleketimiz tabi Trabzon'da farklı yapılıyordur. Mesela Ramazan az kendisine ait bir kültür oluşmuştur. Bizim evet. memleketimizde değerli hocam mesela yaz aylarında çok tabi tatlı bir Ramazan tutulur. Tabii. Önceleri bu Günler kadar böyle uzun. imkanlar da fazla değildi. Buzlar satılır, buzlar içerisinde meyan şerbetleri meyan. satılır. Yani o kadar güzel. Ramazan'ın da kendine mahsus işte tatlıları lokma tatlıları olsun, Külteler. başka başka şeyler olsun. Her bölgenin kendine mahsus, işte Urfa'nın kendine mahsus ayrı bir Ramazan idraki ve ihyası vardır. Ali Bunlar bu bizim ca. memleketimizin güzellikleridir hocam. Yani Sivas böyle... bölgesinde de değerli hocam, ya hannan ya mennan hani bu. Evet. Elveda şehri Ramazan yani o bölgede de o okunur hani bizim Erzurum'da. Evet Sivas'ta da o var. Hatta ben bir ara ona hı hı? da şahit olmuştum. Hı hı? Ya hannan ya, ya mennan. Ya zelcudi vel gufran diye böyle devam ederler. Her bölge kendine mahsus bir güzelliği katmış Cenab-ı Hakk'ın. Yani biraz zikirle, fikirle ve ibadeti biraz da böyle cazip hale getirmek suretiyle. Ne kadar güzel. Bunlar şey değil, böyle bidat gibi değerlendirilmesin. Bunlar güzel şeyler. Öyle En azından bazı insanların aklında Ramazan'ı kalıcı ve kılıcı olan şeyler bunlar. Mesela çocuklar geliyorlardı. Mesela benim evimin karşısında bir cami vardı. Müezzinin yanına. Hemen otururlar. Evet. Çocuklar böyle. Hocam iş var mı? O da var diyordu. <laughs> Bakın Onun inanır için. mısınız? Bir kısım camilerde yapılan sabah tesbihatı var bu. Sabah tesbihatı. Evet. O kadar güzeldir ki. Birlikte kelimeyi tevhid. Urfa'da Mehmet Bey evet, hocam. Kelime-i tevhid çekilir böyle. Ondan sonra La ilahe illallah La ilahe illallah. Bunun ritmine çocuklar hayran olurlar. Mesela sabahın o tatlı uykusundan kalkıp camiye gelen çocuklar vardı. Bunlar esasında cezbedici şeyler, cazip şeyler. Evet biz konudan sapmayalım. Cüneyt hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel katkılarından dolayı. Fatır suresi kelamların en güzeli. Evet kelamların en yücesi. Rabbimizin kelamı ve Fatır suresi yaratıcı olan Allah. Bu sureye Fatır suresi ismi de veriliyor. Evet hocam Fatır suresini işlemeye evet. devam ediyoruz. Değerli hocam surenin iki ismi var. Buyurduğunuz gibi asıl birinci ayette iki kelime bir Fatır yoktan var etmek. Ki Cenab-ı Allah'ın ancak yaratan yoktan var eden Cenab-ı Allah'tır. Ben Elmalı'nın merhum müfessirimizin hani hak dini Kur'an dilinin başındaki duayla başlamak istiyordum. Mehmet hocam hani ilahi hamdini sözlerim, sözüme sertac ettim. ettim. Evet. Zikrini kalbime mirac Minhaç ettim. ettim. Ben, ben yoktum, yoktum var, ettin, var ettin, varlığından haberdar var ettin. ettin, aşkınla gönlümü bir... Yani bir vakit karar, olmadığı evet. için hani evet. bunu da ile başlıyor zaten sure. Değerli hocam, Kur'an'da beş sure hamd ile başlar. Her türlü övgünün, metin, senanın, yüce yaratıcı Allah'a ait olduğuyla başlar. Bunlar Fatiha suresi, izleyicilerimiz biliyorlar zaten. Sonra Enam suresi 2, 3 Kehf suresi, 4 Sebe, e, Fatır suresinden bir önceki sure, 5'in surede Elhamdülillahi fatırı semavatı vel Gökleri ve yeri yoktan var eden, ilk defa var kılan Allah'a bütün hamdler Allah'a aittir. Sadece O'na mahsustur. değerli hocam ilginçtir. Sebe suresinde, evet dünyada elhamdülillahi semavatı vel Göklerin ve yerin hükümranı elinde olan Cenab-ı Allah'a aittir. Her türlü varlık ve hamd Allah'a aittir. Ve orada şu ifade geçiyor Mehmet Hocam hazırlanırken gördüm. Ve lehul hamdu fil ahira. Ahirette de hamd Allah'a ait. Ya. Gerçekten yani biz hamdi sadece dünyada hani öyle tasavvur ederdik. Oysa Sebe suresinde hamdin demek ki ahirette de devam edeceğini ifade ediyor. Ve ahiret hayatının da mutlaka maliki. E, ...övgüye ile ilgili layık şöyle bir şey de var da. hocam. Ezelden ebede her kimden her kime yapılan bütün hamdler Cenab-ı Hakk'a mahsustur, mahsustur. Allah'a mahsustur diye. Tabii. Yani biz eğer bu şekilde cenab Allah Kur'an'da bize nasıl hamd edeceğimizi de gösteriyor. Yani. Eğer bu ayetler olmasaydı biz yine Allah'a övgüde bulunabilirdik. Ama nasıl yani Kur'an'ın öğrettiği bu mükemmellikle bulunabilir miydik? Elhamdülillahi fatirü e, semavatü vel alb diyemezdik. Yani. Burada iki tane niteliği cenab Allah'ın iki sıfatı gündeme getiriliyor birinci ayette. Bir e, gökleri veri yoktan var eden iki melekleri ikişer üçer dörder kanatlı kılan yapan Allah'a hamd bütünüyle Allah'a aittir. Şimdi değerli hocam, evet Abdullah İbni Abbas var, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini en iyi bilen, tercüman Kur'an dediğimiz, evet. e, Kur'an-ı Kerim'in manalarını en iyi nüfuz eden, Peygamberimizin amcasının oğlu Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas diyor ki, ben Fatıra'nın manasını diyor biliyordum evet, hani Arap'tı kendisi, Kur'an'ı da en iyi bilen, ama iki Arap bedevisi, Arabi benim huzurumda tartışınca manasının şu olduğunu anladım. İki Arap köylüsü tartışıyorlarmış. Su meselesi. Biz Araplarda su hani hmm. diyormuş ki biri diğerine ene fatar tuha. Onu ilk defa ben buldum. Kuyuyu ha. ben kazdım. Dolayısıyla su hakkı benimdir. Diyor ki anladım ki fataranın gerçek manası ilk defa bulmak, ilk defa yaratmak. Bir bu. İki değerli hocam, meleklerin kanatlı olması ne demek? Hani Kur'an'da melekler çok geçiyor. Melekler Cenab-ı Allah'ın yardımcıları değil inancımıza göre. Evet meleklere iman, Allah'a imandan sonra da amentü billahi ve melaiketihi. Evet. Hatta ve vekütü, kitaplar üçüncüdür. Niye? Çünkü kitapları getiren, melek. getiren de meleklerdir Allah'la. Onun için burada rusulen melekler Allah'ın görevlerinde elçilerdir. Dolayısıyla melekler Cenab-ı Allah'ın yardımcıları değil. Haşa Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktur. Allah samettir. Zaten ayette gelecek. Allah gani'dir. Bütün kendi kendine yeten bir varlıktır. Ama biz kendisine muhtaç olan bir varlığız. Dolayısıyla melekler aslında Allah'ın kurduğu şu kozmik kainatta verilen görevleri yerine getiren ilahi sistemin önemli birer parçasıdır. İsyan etmezler, mutlak evet, itaat halinde ederler ve kendilerine verilen görevleri ta hakkıyla evet. yerine yani ilahi sistemin bir parçasıdır. Değerli hocam onun için bu kanatlara baktım ben. Meleklerin kanatlı olması ne demek? Genelde tefsirlerimizde meleklerin Cenab-ı Allah tarafından kendisine verilen bu kainatı yönetme görevini çok hızlı bir şekilde yerine getirebilecek kabiliyette yaratıldığını ifade ediyor. Ha. Hani kanat Bizde genel bir kanadım olsa da uçsam gitsem hani dedim izleyicilerimle paylaşayım. Kanat genelde uçmayı, hızlı gitmeyi, hemen orada olmayı, nostaljik olarak orada bulunmayı ifade eder. Değerli hocam Kur'an-ı Kerim'de Ma'ric Suresi var. Tağrucul melaiketü melekler yeryüzüne hatta sizin sayılarınızla ke elf, hamsine elf sene elli bin yıl yani bakınız bir inip çıkmaları 50 bin yıllık mesafeyi bazı ayette ki elfi senetim mimma ta'uttu. Sizin şu dünyevi hesaplamalarınıza göre bin yıl. Bin yıl var, 50 bin yıl biraz farklı bunlar ahiret zamanı. Zaman da relatif, göreceli. Dolayısıyla inip çıkıyorlar Mehmet Hocam sürekli. İşte onu yapabilecek kıvamda güce, kabiliyete ve hıza sahip varlıklar olduğunu Rabbimiz bize burada bildiriyor. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ben miraca çıktığımda Cebrail'i hani Sidretül Müntaha'ya giderken peygamberimize eşlik yol arkadaşlık yapmıştı. 600 kanatlı gördüm diyor. Hmm. Cebrail'in 600 kanatlı gördüm. Yani tabi bu sayı çokluktan kinaya, kinaya evet. Hani çokluk olabilir. olabilir. Müfessirlerimiz bunu da belirtiyor Hakikaten ama. De olabilir. Mesela bir kanadı Lut aleyhisselamın kavmini böyle helak ediyor. Yani bir kanadı. Onları oradan alıyor. Yukarı kaldırıyor. Tekrar demmerna. Yani onları helak etmeye yetiyor. Yani böylece gücü, hızı sembolize eden, gerçekten meleklerin ilahi görevleri yerine getiren elçiler olduğunu ifade eden bir deyimdir. Dolayısıyla burada da ecniha, hani kanatlı oluşu o görevi yerine getirmeyi ifade ediyor. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de kiramen katibin Değerli yazıcılar var. Bizim yaptıklarımızı kaydediyorlar. İşte insanoğlunun ağzından bir söz çıkmaz ki onu hazır yazan melekler olmasını. Hafaza meleklerimiz var. Yani çok sayıda melekler var. Kur'an-ı Kerim'de işte meleklerin ruhu olan en büyük melek olan Cebrail Aleyhisselam ki ruh olarak geçer. Evet. İnşallah yarın Kadir suresinde tekrar mübarek olsun. Kadir suresinde tenezzelul melaiketu ve ruhu Melekler ve, ve Cebrail aleyhisselam iner bak iner çıkar iner sabaha kadar hatta duaları kabul eder hmm. işleri de organize eder. Dolayısıyla değerli hocam o görevi yerine yerine getirebilecek bir potansiyelde ilahi sistemin önemli bir parçasıdır. Bir de değerli hocam Kur'an-ı yani ruh olarak ifade edilmesi şu pencereden de bakılabilir mi hocam? Evet. Yani bazen böyle aklı ön plana çıkaranlar için söylüyorum. Mesela göz bir pencere ruh bu pencereden seyrediyor evet. alemi. Şimdi Asıl koku, menba, mesela ruh. görürken koku dağılıyor. Mesela koku alırken aynı zamanda işitiyor. işitiyor. İşitirken de aynı zamanda konuşabiliyor. Aynı zamanda elini de ne yapabiliyor? Hareket Oynatabiliyor, hareket ettirebiliyor. İçeride kalp çalışıyor. Ayrıca mide çalışıyor. Yani bizim ruhumuz parmak ucunda da hareket ediyor. Başımızda da hareket mide ediyor. Evet. Midede de hareket ediyor. Şimdi ruh deyince yani bir iş diğer işe Mani, Mani olmuyor bu noktada. Yani meleklerin tasarrufuna da onlar ruhani varlıklar olduğu vardır. için bu çerçevede bakılabilir. Bir de olmazsa olmaz hani bir evet. şeyin özü ruhudur. Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ve evet. kezalike uhayna ileyke ruhan min İşte melekler. Şimdi değerli hocam işte Cebrail aleyhisselam vahiy meleği. Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiy rusul. Aracı olarak elçi olarak peygamberlere ileten melektir. İşte başka görevleri yapan, işte sura üfleyen İsrafil aleyhisselam ve kainattaki işleri düzene koyan melekler vardır. Dolayısıyla e, bu oldukça önemlidir diyoruz melek inancımız bakımından. Ve bütün bunları yapıp eden, bak bu kainattaki bu görevlere sahip olan Cenab-ı Allah'tır. Değerli hocam bu vesileyle Kur'an'ı anlarken çok da sorulan bir meseleyi gündeme getirmek istiyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de melekleri de istihdam ettiği yani içi, işin içinde meleklerin de olduğu konularda mesela yaratılış gibi, rızık verme gibi, yağmur yağdırmak, kainata dair bir takım kevni ayet dediğimiz şu kainat kitabına dair bazı ayetlerde meleklerin de adını zikrederek biz diyor Mehmet evet. Biz üstü bunu kullanıyor. Aslında yapıp eden Cenab-ı Allah ama biz diyor ama bazı yerde Cenab-ı Allah ben üstü bunu kullanıyor. Hmm. İşte meleklerin de olduğu eğer işin içinde melekler de varsa, meleklerin de istihdam edildiği görevler varsa orada biz üstü bunu kullanıyor. Melekler yoksa ben üstü bunu kullanıyorum. Mesela Cenab-ı Allah sadece bana ibadet edin der. Mehmet Hocam. Evet. Fa'buduni. Hmm. Ni. Nispet evet. yasa hasıl oluyor. Benden çekinin. Sadece benden, benden, sakının. Bak orada melek çünkü orada ben yani Cenab-ı Allah'ın. Tabi biz üstü bunun kullanımında Cenab-ı Allah'ın azameti, yüceliği, büyük başka şeyler var ama asıl önemli olan üstü özelliklerinden biri de mesela o arsenler riyaha gelecek surenin 4. 9. ayetinde biz rüzgarları yağmurları yağdırması için gönderdik. Şimdi biz gönderdik. Aslında gönderen Cenab-ı Allah ama rüzgarıyla görevli olan müekkel melek de orada olduğu için onun için e, erselna. Hani evet. biz yaptık manasına geliyor. Bunu da bu vesileyle ifade ettim. Değerli hocam ayetin sonu inna şeyin kadir ifade etmiştim başta. Şüphesiz ki Cenab-ı Allah istediği her şeyi yapma gücüne sahiptir. Ya. Melekleri kanatlı yapan varlıkları yoktan var eden her türlü övgüye masar olan sadece Allah bu işleri yapar. Zaten malumunuz Cenab-ı Allah'ın kainat, tekvin ayetler kudret kelamının kudretinin bir eseridir. Hani ilminin, kudretinin bir sonucu bir de yaratma hani tekvini ayetler diyoruz sonucudur. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de kelam sıfatının bir e, neticesidir. Dolayısıyla değerli hocam ayetlerin sonundaki Esma-i Hüsna'nın ayetin içeriğiyle bağlantısını kurmak lazım Mehmet hocam. Bu önemli hocam, bir tabii bu şeyler Esma-i Hüsna, anlamak. Esma Hüsna. Evet. Mesela bütün bu fezlekelerde zikredilmesi Azizun Hakim, Hakim Alimun mesela, Hakim, Kadir meselesi. Evet Allahu Teala kadir Mutlak'tır onun gücüne aciz müdahale edemezsiniz. Edemez. mutlak mutlak yani Şş. bir mukayyet değil bizim gücümüz mukayyet sınırlı, sınırlı tabii. ama buradan baktığımız zaman bazen biz yanlışa düşüyoruz hocam şöyle yani kendi gücümüzle Hı. kendi adesemizden Cenab-ı Hakk'ı anlamaya o... çalıştığımızda bir takım sıkıntılar meydana geliyor özellikle bizi izleyenler Evet. bakın bugün son zamanlarda Allah'ı Kamilen bilmeme noktasındaki bir takım sıkıntılar o sebebiyle evet, hakka kader, yanlış mecralara sapmalar durumu söz konusu. Metafizik evet. yani gaybi bir konu Mehmet Hocam. Cenab-ı Allah'ı rasyonel, beşeri, hmm. evet akılla anlamaya çalışabiliriz. Akılla bildiğimiz çok şeyler vardır. Akıl <laughs> insana Allah'ın en büyük nimetidir. Evet. Ama bir de gaybi tarafı olduğu için... Evet. E, teslim olmamız gereken, iman etmemiz gereken hakikatler Bütün vardır. Bütün bu yani Kur'an-ı Kerim'den mülhem olarak mesela evet. Alvarlı Efe, şey İbrahim Hakkı Hazretlerinin Rahim oldur, Rezzak'ı Kerim oldur, Olur. Faal Hakim oldur. Mevla, Mevla görelim, görelim neyler? Girelim. Neylerse tam güzel. Bu e, e, tam bu surenin tefsiri. Tam bu surenin. Şimdi hocam Kallak-ı Rahim Allahu Teala yaratan ve ama merhamet var. var, merhametle yaratan Allahu Teala beni yarattı fakat benim göze ihtiyacım benim var. var. Merhameti bunu gerektiriyor. Öyle değil mi hocam? Tabi tabii, Allahu Teala beni bana adaleti, mide verdi ve beni başıboş bırakmadı ve midemin önüne doğru. bir sofrayı nimet koydu. Öyle değil mi hocam? Evet. Rezağı kerimdir. Bütün varlıklar ya istediği her şeyi ya, engel ya. olmadan yapabilir. Zaten Onun için ikinci tam sağlıklı, olmadı. tam böyle tereddütsüz bir iman. Şimdi evet değerli hocam. hocam, Mehmet bey hocam, birinci ayetin sonunda kadir değil de. Cenab-ı Allah'ın bir başka Esma-i Hüsna'sı gelebilirdi. Evet. Ama bu kadar bakınız çünkü burada tam da kudret gider. tam Mehmet gider. Hocam. Evet. Yani onun için ayet sonlarındaki Esma-i Hüsna'nın ayetle bağlantısını kurmak lazım. İkinci ayette Mehmet Hocam aynen Erzurumlu merhum İbrahim Hakkı Erzurum'un buyurduğu gibi Cenab-ı Allah insana bir merhametten, rahmetten yana bir şey açarsa ma yeftahillahu linnasi min rahme ya. bir iyilik, bir sağlık, bir nimet, bir bahtiyarlık verecekse onu fela mumsike engelleyecek önleyecek dur diyecek o güç karşısında ya, bir şey yoktur. yoktur. Ya. Ama Cenab-ı Allah'ın da vermediği ayet okuyayım Mehmet hocam. Ve ma yumsik Allah'ın da vermediği Tuttuğu, bir şeyi evet. fela mursilehu min bundan ya. sonra salı verecek izin verecek olsun diyecek bir kudret yoktur. Burada enteresan tarafsan ve huvel azizul hakim Cenab-ı Allah mutlak galiptir. Ya. Yani Allah e, Aziz'i derler ki hiçbir güç Allah'ı karşısında duramaz. Mağlup edilemeyen Edemez. Galip diyorlar. Yani mutlak otorite. Evet. Kainattaki işleri düzene kuran, karşısında durulmayan, istediğini anında yapabilen. ...ama aynı zamanda hakim... Ya. ...yani istediğini hikmet gereği yapan... Ya. ...her şeyi yerli yerinde yapan... ...asla zulmetmeyen... Israf yok değil mi? ...boşluk Zulüm yok, yok ya. anlamsızlık yok, gayesizlik yok... Hikmetle Mehmet Hocam... ...daha önce yaptığımız bir programda üç şey olacak... ...bir gayeli olacak, amacı olacak... Evet. ...iki içi dolu olacak... Mutla ...gerçek olacak... ...bir de anlamlı olacak... ...yani abes Anlam ve israf olmayacak... olmayacak. Ya. ...yani Cenab-ı Allah iki şeyle... ...demin dedi. hatta üç şey gereği iş yapar... ...bir adalet... Hatta bir rahmet diyelim Mehmet hocam az evet. önce. Merhamet, iki adalet, üç hikmet. Ya. gereği iş yapar. Tabi bunlar uzun diye açmak lazım ama yani yine Esma-i burada izzet ve hikmet. Değerli hocam Kur'an-ı Kerim'de hikmetin en çok kullanıldığı iki sıfat var. Bir azizün hakim hatta azizde yücelik de var. Evet. Her türlü yücelik, evet, ya. izzet yani siz izzet mi arıyorsunuz? Şan şeref mi arıyorsunuz? Gelin işte Allah ya. sizi yaratan. Zaten surenin değerli hocam 10. ayeti zannediyorum. Orada izzetle ilgili ayet gelecek. Evet 10. ayet. Men kana yuridu'l izzete kim bir izzet, şan, şeref, güç, hükümranlık arıyorsa felillahi'l izzetu cemiye. İzzet iman da Allah'ı bir olarak Allah kabul bilmede edilmedi. Ya. Yani bunun için biz hani sohbetlerimize imana sahip olsun. Aziz müminler diyoruz ya. Evet. Hutbede de ben şunu diyorum. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın aziz ismine müminlerin masada olması lazım. Ya. Yüce, lazım. Evet yüceliği Aziz Allah'tan alacak. Tabii oradan alması lazım. Bir de Mehmet Hocam inanıyorsanız mu, mutlaka üstünsünüz var yani. ya. Ya. Bir yani. de yani. alim hakim çok geçer. Bilgi ve hikmet. Ya. Mehmet Hocam en tehlikeli insan bilgili insandır. Eğer hikmeti bilgiden çıkarırsanız ya. bilginin yapamayacağı işte insanlık için görüyoruz. İnsanlığın faydasına kullanıldığı gibi zararına da insanlık kendi geleceğini işte şu hastalık sebebiyle de gördük. Rabbimiz üzerimizden tekrar affu defurraf eylesin. Hmm. Bizi bu mübarek gün yüzü ülkemize, dünyaya sağlık, sıhhat, huzur, afiyet ihsan eylesin. Değerli hocam dolayısıyla Allah'ın e, yani hikmet e, anlamlı, gayeli iş yapma ve her şeyi yerli yerinde yani. Boşluk ve anlamsızlık yoktur. Değerli hocam buradan e, bir başka surede Rabbimiz buyuruyor ki Ve in yemses bi durrin Cenab-ı Allah sana bir zarar verecekse fela caşin felehu illahu. Onu ondan başka giderecek, giderecek o sıkıntıyı kaldıracak hiçbir kudret yoktur. Yoktur. Ama ve in yuritke bi hayrin fela radd li fadli. Sana bir iyilik, bir hayır, bir güzellik, bir nimet, işte sağlık gibi en büyük kanunların yani. bir nefes sıhhat gibi dolayısıyla onu da engelleyecek, önleyecek kimse Yok. yoktur. Bu Cenab-ı Allah'ın gücünü, hükümranlığını gösteriyor. Değerli hocam, üçüncü vakit hızla ilerliyor. Evet. Daha üçüncü 45 ayet sure. Yani üçüncü şimdi bizim, Rabbimiz... Bizim şeylerin, mesela deme şunu için şöyle, yerincedir Cidir, ol, ol öyle. Bak sonuna sabreyle, sabreyle Mevla, Mevla görelim, Neler neyler ne neyler, İşte her şey yerince. Evet, her şey yerli, yerli yerinde. Yerince. Hakim. Değerli hocam, surede ya eyyuhannas ifadesi birkaç defa geçer. Üçüncü, dör, evet, üçüncü ayette var. Ee, ...gelecek ileride 5 ayette var. ''Eyyuhannâs'' ''Ey insanlar. insanlar'' Şimdi bu Mekki surelerin temel özelliğidir Mehmet hocam. Fatır suresi de Mekke'dir. Çünkü Mekke'de sesleniş, hitap tüm insanlara tüm yöneliktir. Insanlara. Çünkü henüz iman edenler bu insanlara iman edecek. Yani Kur'an'ın... Ama... E, ...medenî surelerde ''Ya eyyuhallezîne amenu ifadesi çok geçer. Ki Kur'an-ı Kerim'de... ...80 civarında ''Eyyuhallezîne amenu ifadesi geçer. Bunun da 6 tanesi Hucurat suresinde He. geçer. Orada da Cenab-ı Allah özel olarak iman eden toplumun iç yapısını, hukukunu düzenler. Ama onun için şöyle diyorum Mehmet Hocam. Mekki surelerin mesajı dışa dönüktür. Tüm insanlara yöneliktir. Evrensel insani değerler sıralanır. Medeni surelerin mesajı içe dönüktür. İslam toplumunun iç yapısına, ehli kitapla ilişkileri ona yöneliktir diyoruz. E geliyoruz 3. ayette. Ey insanlar Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka sizi gökten ve yerden rızıklandıran bir kudret var mıdır? Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur. Bak tevhid ya. gerçeği. La ilahe illa hu. Gerçeği burada da açıkça vurgulandı. Fenna öyleyse nasıl oluyor da o putlara Allah'a ortak koşuyorsunuz bir türlü anlamak mümkün değil. Mümkün ya. değil. Aslında Mekkeliler tam da putlara Allah'a ortak koşmuyorlardı. Mehmet Hocam şirk biraz farklı bir inanış aslında. Yani Allah'ı kabul ediyorlardı uluhiyeti. Ama, Ama kendi, bir takım, aracı kabul ediyorlar. Aracı, yani Araplarda böyle soyut, aşkın bir kudret fikri yoktu. Hep somut, maddi düşünüyorlardı. Hep putlardan hareketle, hatta melekler Allah'ın kızlarıdır. İşte Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur gibi. Hristiyanlıkta da böyle bir hep antropomorfizm yani insan biçimci Tanrı'yı insan biçimci şekle koyup yani tırnak içerisinde Tanrı diyorum Mehmet hocam. Mücessime şeklinde. Yani bu tür şeye indirgeme. Zaten insanlar buradan haktan sapıyorlar. Ya. İşte Cenab-ı Allah zaten efike Ye Fekü iftirada, ifk de bu kökten geliyor Mehmet hocam. Evet. İftirada nedir? Asılsız, çevrilen, döndürülen hakikatin ters yüz edildiği bir kelimedir. Dolayısıyla bu ayette Mehmet hocam dikkatimi çeken izleyicilerimle ne paylaşayım derken şu aklıma geldi. Şimdi bakınız burada diyor ki gökten ve yerden size başka rızık veren var mıdır? Demek ki insan rızkını elde edeceği iki yer var. Gökler önemli. Hani evet. istikbal gökler köklerde köklerde ve göklerde. Evet. Hem kadim geleneğimizde hem de göklerde bu savunma sanayimiz. İşte ülkemizin son yıllarda yaptığı bu atılımlar. Uzayda hayat var mı? Elbette Cenab-ı Allah'ın yani bu ayetler oraya da delil. Belki de ileride insan rızkının yani önce zaten değerli hocam önce gök geçiyor. Min semai ve'l art. Bunun değişik sebepleri var ama Hani takdimlerin hangi ifade önde evet. hangi ifade sonra buradan da bir mana çıkarmak mümkün. Değerli hocam burada razık geldi bak. Eee hatta yerzuku fiil olarak geldi. Bir de Halik geldi. Demin Fatır vardı. Şimdi Halik, Razık. Yani hep Allah'ı anlatan bir sure ve Mehmet hocam bu ayetlerden hareketle diyoruz ki değerli hocam. Kur'an-ı Kerim doğrudan Allah'la bağlantılı bir kelamdır. Yani kelamullah'tır. Ya. Sözün özü ve Kur'an'da her fiilin, her eylemin, her anlatılan konunun Allah'la bir şekilde mutlaka bağlantısını kurmak gerekir. Hocam Eğer kuramazsanız Yağmur'un bile ya. Allah'la irtibatını kuracaksınız. Buradan şunu deyip bitireyim değerli evet. hocam. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah dil olarak kelimelere, kavramlara anlam yükler Mehmet hocam. Kur'an'ın dili anlam yükleyicidir, anlam kazandırıcıdır. Yani işin nasıllığından ziyade nedeni üzerinde durur, hikmeti boyutu üzerinde durur. Yani Kur'an'ın dili tasvir edicidir. Tasvir eder ve mana yükler daha tasvir etmekten yani zaman zaman tasvir eder ama daha çok anlam vericidir. Nasıllığından ziyade nedenini ortaya koyar diyoruz. İşte onun için Kur'an yağmura rahmettir. Peygambere rahmettir. Vahye rahmettir. Ki Anadolu'muzda da hani yağmur yağıyor. Evet. Rah demezler. İlahi rahmet yağıyor. Rahmet Her yağıyor. kavramı dini alana yani metafizik Allah'la irtibatını kurarak ve dolayısıyla değerli hocam bugün modern insanımızın en büyük meselesi işte sekülerizm dediğimiz, dünyevileşme dediğimiz kavramların, konuların Allah'la bağlantısını koparmak. Evet. Allah'la bağlantı koptuğu zaman ne oluyor? Birey hani bir meşhur bir söz var Mehmet hocam. Sen çekil aradan geriye kalsın yaradan. 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 Hani ne diyorlar? Gölge etme başka <laughs> yani aslında insan hani bu arzuları, şehvet ya işte şeytan, ruh, dünya, ne bileyim insanı Allah'tan alıkoyan büyüklük duygusu gibi bunlar çekilse aslında fıtrat zaten fatara fıtrat. Allah İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Aslında fıtratla Allah buluşacaktır. Ama evet. modern insan Kur'an-ı Kerim'de değerli hocam Ellezine yasluna ma Allahu bi. Allah'ın emrettiği şeyleri bitiştirenler var. Mehmet hocam Kur'an'da koparmak yok. Kesmek yok. Hani batılların buradan da mesajımız yani öldürmek, Kur'an'a göre yaşatmak en önemlisidir. İhya etmek. Hatta bir insanı haksız yere öldüren bütün bir kainatı, bütün bir ya, insanlığı öldürülmüş gibidir. ''MEN katale NEFSEN bi GAYRI Nefsen. ''MEN EHYENNÂZ nefsen. FE KÂNNEMA nase CEMİÂ'' Bir insanı dirilten bütün, bütün insanlığı iyi. diriltmiş gibidir. Dolayısıyla Kur'an koparmaz. Bak ne diyor? ''Bitiştirin.'' Neyi bitiştirin Mehmet hocam? Bir, Allah'la kulu bitiştirin. Yani mabutla abdi bir bitiştirin. İki, anneyle babayla çocukları bitiştirin. Bugün en büyük meselelerden biri de budur Mehmet Hocam. Anne anne babayla ebeveynle çocuklar ayrı dünyaların hmm. şeyleri. Onları bitiştirin. Onları anlamaya, hani çözümlemeye, anlamaya, anlayıcı bir dille yani e, yargılayıcı değil de anlayıcı ve çözümleyici bir dille anlamaya çalışın. Onları bitiştirin ve Mehmet Bey Hocam bir de yine günümüzde en çok yapılan peygambersiz bir toplum oluşturulmaya Allah çalışılıyor. Korusun. Peygamberle ümmetin arasını bilir. Ya yani çok önemsediğim, Kur'an'da da çok geçer. Ellezine müminler ki öyle kimselerdir ki Allah'ın bitiştirilmesini, koparılmamasını emrettiği şeyleri irtibat kurarlar. Sıla-i Rahim yani hocam? Yani bu ayette oraya gelmiş oluyor. Evet. Şimdi hocam tabii 8 dakikamızın kaldığını söylüyor o... teknik masa. Vakit e, ilerliyor. Evet. Ben de çok güzel gidiyor. Araya da girmek istemiyorum. Ama bu yani bizim tevhid inancını, Mesela Hazreti Ali Kerrem Allahu Veç'e diyor ki perdeyi kayıp açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Evet. Yani kayıp açılsa kayıp perdesi açılsa ben Allah'ı görüyormuşçasına inanıyorum. Böyle bir imanın bizde olması lazım. Sağlam bir Onun imanın. Onun sosyal hayatımıza etkisi. Bizim, şimdi bizim bütün sıkıntılarımız budur hocam yani milletin hastalığı zafı dindir hocam zafı imandır Dur. ancak bunu takviye ile biz ne yapacağız bu hastalıktan kurtulacağız, kurtulacağız. Cemiyetinizdeki bir takım sıkıntılar ne olacak tedavi olacak, olacak. Allah'ın izniyle İnşallah. şimdi tabi bu ayeti kerimelerin bize neler ifade ettiğini ve bu ayeti kelimelerin sonunda zikredilen isimlerin Hı -hı. mutlaka o konuyla irtibatlı ha, olduğunu. kurmak lazım mesela burada şimdi siz mesela Anadolu insanını terbiye eden bir Kur'an var Dediniz ya Anadolu insanı rahmet yağıyor der. Ayet-i kerime riyah buşran beyneye de rahmeti." Rahmetinin önünde rüzgarın mesela yağmurun önünde bir rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen odur. Bir bakarsın ki böyle bir rüzgar çıktı dersin ki ha, bunun peşinde bir rahmet ya, var. Rahmet ya. Allah bize değer veriyor hocam. Ey insanlar yani Allah bize değer, değer veriyor. Her muhatap hocam. alıyor, hitap muhatap ediyor. alıyor bizi. Bizi yoktan var, var ediyor. ediyor. Var etmekle de kalmıyor bizim hocam soframıza bir bakar mısınız? Çok sevdiğimiz bir misafir gelse ona hazırlayacağımız sofra nasıl olur ya? Allah biz bu dünyada bir misafiriz. Aziz bir misafiriz biz. Soframıza bir bakın hocam ya. Gök ve yer bizim soframız. Öyle değil mi hocam? Evet. Midemizin önüne konmuş her şey. O kadar güzel nimetler. Çeşitlilik var, muhtelifen saymaktan var. aciz olduğumuz Doğumuz. var. İn nimet Allah. Enfüsi ve afaki bütün nimetler. Evet hocam. değerli hocam öyleyse ise ee, birkaç ayeti surenin genelinden ön plana hay hay çıkararak hocam. bir başlayalım. Mehmet hocam ben hep zaten şöyle derim. Biz surelere başlarız. başlarız. Öğrencilerime de ifade Bitiremeyiz. Başlangıç yaptık. Bismillah dedik. Fatır suresi inşallah izleyicilerimiz bu, kendilerine. bu minvalde tamamlar. Evet. Onlar ariftir. Arife tarif gerekmez. İşaret yeter onlara. İnşallah onlar irfanıyla basiretiyle bunları tamamlar. Değerli hocam 15. ayeti. Ya eyyuhannes entumul fukara'u ilallah Değerli hocam burada fukara da metti muttasıl var değil mi? Evet Yani normalde dört elif miktarı hani uzatıyoruz İmam Asım hafs rivayetine göre Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız manevi anlamda ha maddi anlamda muhtaç fakir maddi anlamda fakirlik olduğu gibi manevi, manevi. anlamda da her daha çok, türlü ama burada daha çok manevi anlamda her, her türlü Allah'a inanmak e, Allah'ın yaratmadan tutun da yaşatmaya varıncaya kadar e, lemuhil ölüleri varıncaya kadar Allah'a inanmak ve aşkın varlıkla bir kudret, bir sığınma duygusu insanda vardır. Metti tabi gibi kısaca ha, değil. Metti muttasıl, muttasıl gibi diyor. Dört ama Mehmet hocam <laughs> bunu bazı e, karilerimiz çok daha uzatırlar. Metti evet. bazı imama asım değil de mesela başka kariler hani Kur'an-ı Kerim'in kıraati seba dediğimiz hmm. veya hmm. aşere yedi kıraat veya on kıraat hani kurra hafızlarımız bazı kariler bunu 20 e, Elif miktarı hatta 25 elif miktarı uzatanlar da var. Hani sizler okursunuz Mehmet hocam. Buradan da hani bismillah. Yani. Siz Allah'a o kadar muhtaçsınız ki ihtiyacın sınırı o kadar yok. <laughs> Sınır. Yani her yönden evet. böyle de tecvittimizde ben o karilerin gerçekten hani dört eliften tutun da daha e, bu metti bedel diyorlar Mehmet Hocam. La ilahe illallah'ta da, da var. Hani la uza hiçbir ilah yoktur. Ya. Allah'tan gayrı masiva denilen hiçbir kudret yoktur. Böyle de izleyicilerimize tecvit kurallarıyla manayı da buluşturarak böyle bir şey yapalım. Allah'a muhtaç olduğumuz elbet belli. Değerli hocam tasavvufta fakir düşüncesi var. Hani insan bizim biliyorsunuz hattatlarımız, sanatçılarımız yazdığı eserlerin sonunda malumunuz değerli ee, hocam size. Evet. Ketebehul fakir, fakir, el hakir. Hani evet. bu Allah'ın yardımına muhtaç değil mi? Evet. Ee, efendim ve son derece Kendin yani kendinde yani bir, kibir bir marifet görmeyen, marifet olmayan Hattat Hamit Aytaç yani şey veya de, Fakir. E, O yazdı ifadeler. edilir. Benliğini öne çıkarmaz hmm. değerli hocam. Bu son dönemde bir individualizm diye bireysellik çok da empoze ediliyor Mehmet hocam. Yani ben ben ben. E, bakınız Kur'an'da biz evet. üslubunun ne olduğunu hani oradan da mesajımızı vermek istiyoruz. E, benlik bakınız Arapça'da bu da Batı dillerinden bize geliyor değerli hocam. Şimdi İngilizce'de hep A ile başlarız. Değerli hocam bilmiyorum Fransızca'da hani ben. Hmm. Mesela ben banyo aldım. Hatta bu almak bizde yok mu Mehmet hocam? Biz nereden aldık? Evet. Banyo almak, çay almak. Şimdi dilimizi biz banyo yapardık. <laughs> çay içerdik. Şimdi batı dilinden o have a hmm. Yani oradan tercümeler artık dilimizi de iki şeyimiz var hani Cemil Meriç merhumun. Dinimiz ve dilimiz. Evet. O ikisi de namustur. İkisini de korumak gerekiyor. Dolayısıyla buradan da böyle bir mesajımızı vermiş olalım. Değerli hocam Allah'a muhtaç olduğumuz fakr yani Manevi anlamda Allah'a muhtacız. Kendimizde bir benlik görmeyeceğiz. Evet biz insanız. Allah'ın vahyine masarız. Ama yine yapıp eden Cenabı Allah'tır. Ayetin sonu da değerli hocam. Bakınız nasıl bitiyor. Vallahu huvel ganiyyül hamid. 15. ayet e, değerli hocam. Vallahu huvel ganiyyül hamid. Cenab-ı Allah kendi kendine yeten ve son derece övgüye masar olan yegane varlıktır. Ya. Yine gani var, hamid var. Geldik Esma-i Hüsna'ya. Şimdi burada gani demek ki insanlar fakir ama Allah onların fakirliklerini doyuran ihtiyaçlarını karşılayan gani var. Hani meşhur bir ilahi var ya Enel fakiru ileyke yarav. Tamam, Allah ben, ben, ben muhtacım. sana muhtacım. Hazreti Peygamber'in de El fakru fahri. E, Fakrımla iftihar ben, ediyorum. İşte bu fakirlik. Tasavvuf nedir? erbabı da Hah. ne der böyle? Ee, el fakru fahriydi daima sözü kibri isyandan e, müberra e, idi özü, özü der böyle. De, evet. El fakru fahri yani Allah'a muhtac olma. Allah'ım ben sana muhtacım. muhtacım. Hatta Hz. Musa Aleyhisselam'ın Ya Rabbi bana indireceğin her hayra Rabbi fakir. inni ilime enzelte İleyye min hayrin fakir. Bak, fakir. Değil mi? bana, yani Mehmet ya. Hocam, neler açılıyor pencerede? Bana indireceğin her hayra muhtacım. muhtacım. Orada da fakir kelimesi geçiyor. Yani muhtaç olmayan biri var mı hocam? Ya? Yani beşer olup da ya. muhtaç olmamak demek ona Kur'an istina diyor Mehmet Hocam. Ya. Narsizm deniyor bugün modern hmm. psikolojide. Oraya girersek yani. hani bu Alak suresinin ilk beş ayetten sonra 6-7 kelle insan insana en raa hustan. İnsan kendini kendine yeterli görerek Azar, azgınlaşır. Ya azgınlaşır. Yani ben bir yaratana hani bu işte narsizm de bu azgınlık diyoruz. hocam. Allahu Teala zaten bak böyle zaman o zaman bir mikropla bir virüsle ya, bütün insanlığın belini ne yapıyor büküyor. Diyor. Sen kendinde bir güç tevehüm etme. Et, etme tabii. Bak ki. bir mikrop yani görme görmediğin bir Dile, mikropla bir virüsle senin belini büker. Ve Bak teknolojiyi ha, bu kadar düşüneceksin. Açık evet aczini hatırlatırım sana. Bunu getiriyor yani hani ben şu aklıma geldi Sayın Hocam bizlerde yani cenazelerde Allah rahmet eylesin bu vesileyle mevtalarımıza hocalarımız din görevlisi kardeşlerimiz nedir Helallik alırken cenaze namazına başlamadan şu anda musallada yatan el merhum el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur olan evet. yani Allah'ın rahmetine muhtaç. muhtaç. Şu an ebedi yolculuğa çıkardığımız merhum ya da merhumeye diye helallik evet. hali hayatında evet. yani Rabbinin rahmetine muhtaç. Bak hocam, o anda bile ee, ona muhtaç diyoruz. Çok güzel ama vaktimizin bittiğini söylüyor teklifasa. Şimdi mutlasa. Mehmet Bey hocam bitiriyorum. Bu ayeti kerimede vallahu huvel gani densi maksat hasıl olabilirdi. Allah son derece zengindir. Kendi kendine yetendir. Kullarına ihtiyacı. Peki Hamid de geldi Mehmet hocam. Buna derler ki hamit niye geldi buna tetimme diyoruz veya zeil tezil bir ek ilave. Bunda da hmm. bir ekstra güzellik var. Çünkü Allah zengin ama aynı zamanda her türlü övgüye de layık. layık. O olmasaydı eksik kalırdı. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in ne kadar ilahi bir mucize, bir dil mucizesi olduğunu da hani tetmim veya tezil yani zeyiller evet. var ya ekleyerek devam ediyoruz. Değerli hocam ben o zaman seçerek şu ayetle bitirelim mi? Bitirelim. Değerli hocam eee uygun görürseniz Değerli hocam 28 ve 29'u bahsedip bitireceğim. Şimdi 28'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki kainat ayetlerinden bahsettikten sonra dağlardan kırmızı, siyah yollar var, beyaz yollar, çizgiler var, içinde barındırdığı madenlerden dolayı. Yaşadığımız hayatı ha, anlatıyor. Bunu kainat ayetlerini, kainat kitabını okuyan fiziği, botaniği, astronomiyi bilen, e, ziraatı, zoolojiyi bilen bunu çok daha iyi anlar biyolojiyi bilen bunu çok daha iyi anlar ve ayetin 28. ayette inna ma yakşallaha min ibadihi ulama kulları arasında Allah'tan hakkıyla korkan Allah'a derin saygı duyan ancak ve ancak alimlerdir. Değerli hocam burada inna ma edatı var vurgu var. Hani müminler ancak ve ancak kardeştir başka bir şey değil. Yani Allah'ın kudretini Kainatta bu var kıldığı kudretin en iyi biyologlar yani bilir. Yani Kainat kitabını da okumak. Okur. Tıpçılar evet, bilir. Ya. Yani ben bu Kainat kitabını inceleyip de bir insan nasıl ateist olur? Ya. Nasıl nihilist ya da deist olur anlamak. Cenab-ı Allah diyor ki, yani en çok onlar korkmalıdır. Hatta korkması gerekir, beklenir. Çünkü alimlerin sorumluluğu artıyor Mehmet tıp, Hocam. Tıp dedin de hocam, bir doktor arkadaş Tabii. pankreası bir köşeye koyuyormuş, karaciğeri bir köşeye, bir tarafa da dalağı. Onların fonksiyonları anlattıktan sonra Diyormuş ki ya bunlara inanacaksınız ya da, ya da bunları yaratana inanacaksınız. Başka çaresi Ama yok. Ama onların hangi birine inanacaksın? Ben o zaman çok tanrılı <laughs> Ya, bu. yani ya, politeizm olur. Mor ya, tevhid olmazsın. Şimdi Mehmet hocam, ya, ya evet, bütün bu işleri bunlar yapıyor diyeceksiniz. Ya hatta da bunların arkasında bunlara bu özelliği veren, veren bir, bir kudret. kudret var diyeceksiniz. Ha, evet. İşte bizim gençliğimiz, yani bugün deizme kayan. Yani ben abartıldığı kanatındayım Mehmet evet, hocam. Evet, biraz bunları. abartı var. Evet. Yani evet, gençlerimizin belki ibadet konusunda noksanlıkları olabilir. Ama inşallah belli bir yaşta. İnşallah o imanlarıyla, ibadetlerini de daha iyi yapabilecek hale geleceklerine inanıyorum. Dolayısıyla değerli hocam, alimlerin böyle olması beklenir. Alimlerin sorumluluğu artıyor. Kainat kitabını inceledikçe onların haşyeti artıyor. Değerli hocam burada havf değil de haşyet kelimesi kullanılıyor. Fahrettin ha. Razi diyor ki, tefsirle bitirelim. Havf, bir çaresizlikten kalınan korkudur. Yani ha. yapacak bir şeyin yok, bir hayvandan yaban bir hayvandan ya da bir dış tehlikeden ormanda kork yalnız başına evet, kalmışsın çaresizlik diyelim çaresizlik ve böyle. yalnızlıktan kalan korkudur. Onun için burada Allah'tan böyle bir korku değil. Yani maddi bir korkudur ha. Mesela Līlâfi Kureyş'te anlatmak için hani hazırlanırken aklıma geldi. Ellezî atamehum min cu'in ve âmânûhum min Mekke Kureyşler sefer yapıyorlardı. Onları gasp ediyorlardı. Kervanı bas. Onlardan emin kıldı. Bak korkuydu o. Çaresizdiler. Ya öyle bir korku değil ha. buradaki. Bu öyle bir korku değil. Haşet Cenab-ı Allah'ın yüceliğinden, zatından ya. kaynaklanan bir korkudur. Yani hatta yani derin böyle bir, bir güç karşısında, güç karşısında Allah'ın işte o pankreasın nasıl özelliklerini onu inceleyen bilen e, ve bunu anlıyor. Ve bu ayetin bir öncesi Mehmet Hocam dağlardan yollar var. Cadde geçiyor, cüdet. Cadde. Yani uçaklardan hatta Google Earth'ten yeryüzüne baktığımızda böyle ince ince Yok. beyaz, yani bunlar tabi yol Mehmet hocam. İnsanoğlunun sonradan kazdığı tüneller değil. Evet evet. Yani bak leallekum tehtedun. Siz menzilinize ulaşasınız. Rızık kazanasınız. Geçiminizi temin edesiniz. Bir sebep. Leallekum teşkurun. Bütün bunların sonunda bana şükredesiniz diye yaptım. Verilmek istenen mesaj budur. Değerli hocam iki tür ilim var. Hani siz bu programlar vesilesiyle ifade ettiniz. El ulumu kısman, ulumul edyan ve ulumul -e e ebden. İlimler iki türlüdür. Bir dini ilimler, bir de bedeni, bedeni ilimler. ilimler. Yani bir din ilimleri, bir Maddi de pozitif ilimler, bilimler. manevi ilimler manasıdır. Şimdi değerli hocam, pozitif bilimler e, yani fizik, kimya, biyoloji gibi ilimler aklı doyurur. Hani aklın beslendiği kaynaklardır. Peki insanoğlu akılda müthiş şekil değil ki aynı zamanda kalbi var. Kalbin de doyurulduğu, beslendiği kaynak dini ilimlerdir. Ama tek kanatlı olmayacağız. Asıl benim bugün vermek istediğim mesaj şudur Mehmet Hocam. Nasıl itikat alanında tevhid Allah'ı birlediğimiz gibi ilim alanında da ne olur tevhid üzere olalım. Anladım. Gelin dini ilimlerle fenni ilimleri ne yapalım? Birleştirelim. Evet. Yani mühendisimiz dini ilimler okusun. Dini, hani Allah'tan dini ilimlerden haberdar olsun. Dini ilimler okuyanımız da dünyevi yani bu pozitif bilimlerden haberdar olursa Allah'ın üç kitabı bir vahyedilen Kur'an, iki kainat ve üç insan kitabını birlikte bağlarını koparmadan tevhid üzere. Burada zaten muahit alimler. Buradaki alimlere muahit Allah'ı birleyen alimler. Yoksa kuru kuruya okuyan alimler değil. Onun için bazı alimlerimizin böyle din ilimlerle, finonu, medeniyeti, mezcet şeklinde projeleri var biliyorsunuz değerli evet. hocam. Günümüzde de artık üniversitelerimizde gerçekten yüksek öğretim kurulumuz böyle... ...üniversitelerimizde artık din ilimlerle... Disiplinler arası böyle bir etkileşim evet, şeklinde. yöne doğru gidiyor. Ben diyorum Hocam ki iftar inşallah... Hocam iftar yaklaşıyor. ...kainat ilimleriyle e, din ilimleri buluşturalım. Aklımız ve benim şahsen aklım ve kalbim doydu. Midem de inşallah... E, <laughs> Birazdan doyacak doyar. diyorsun. Tekrar evet. teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür İzleyicilerimize ediyorum. İzleyicilerimize hürmetler arz yani ediyorum. Yani aslında çok dolu dolu vakit olsa Hiç. konuşulması gereken çok Yok. şey var ama iftar öncesi zamanın müsaade ettiği kadar bu kadar konuşabildik Çok değerli izleyiciler hepinize hayırlı İnşallah. iftarlar diliyorum Değerli hocama çok teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı Esasında mütebakisi size ait Yani geri kalan kısmı işte İnşallah. biz bir açılış yaptık fakat noktayı koymadık Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum cenab Allah yar ve yardımcımız olsun Cenab-ı Allah dualarımızı makbul amellerimizi makbul eylesin Hepinize hayırlı iftarlar Allah kabul etsin All right. <laughs>